Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Eee lunch yakımlarındaki vergi oranları e, gitgide artma ihtimali ben yüksek olarak görüyorum arkadaşlar. E, sebebini de şöyle açıklayayım. Lunch üzerindeki yakımlar %1.2 olmak kaydıyla bu e, dolar bazlı olarak karşımıza çıkıyor. Yani adamlar diyor ki bak şu kadar dolarlık işlem yapıyorsun. Şu kadar dolarlık e, yatırma çekme yaptın. yüzde %1.2'sini bunun kırpacağız. Bak, i̇nsanların şimdi karıştırdığı bir nokta var. Adam zannediyor ki oradan o luncu çekiyor. Luncu borsa yakıyor. Öyle değil. Oradan kazanılan ücreti borsalar alıyor. Tera ekiplerine gönderiyor ve tera ekibi bunu kendisi manuel olarak yakıyor. Şimdi bu bağlamda da e, hesaplar dolar üzerinden geliyor yani adam diyor ki buradaki işlem Tera klasik yatırdı bu adam Bu kadar dolar ücret ödedi bu adam tamam mı e, Bu kadar dolarlık ücretin de şu kadar kısmı ne yapılacak arkadaşlar değil mi Yakılacak Dolayısıyla buradaki meblağ da gitgide aslında e, uzun vadede tutarsızlığa yol açabilir Ne olur e, işlem miktarı yani coinlerdeki fiyat arttıkça e, işlemler aynı oranlarda gelmez. Yani o %1.2'lik dilim arkadaşlar, eee daha pahalı hale gelir. Bu da yakımları kısıtlar. O yüzden bu vergi oranlarında değişiklikler olma ihtimalini ben yüksek olarak görüyorum. Yani uzun vadede bu durum bu şekilde devam ettikçe bir zamlanma ihtimali vesaire olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Zamlanma olmasa bile hareket kabiliyetini ekip bunu arttırmaya çalışacaktır. Ha bu arada bu anlattığım şey tabii ki çok bayağı uzun vadeli bir hedef. Yani örneğin e, ne olur? Şimdi için geçerli değil. Örnek veriyorum. Fiyatı 10 kat, 20 kat vesaire artar. E bu vakitten sonra bir istikrarsızlık e, yo, e, boy gösterebilir. Bu bağlamda ne olur? Bunun üzerine e, yenilikler gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşçakalın.